Telefon hattımıza dönüyoruz. Daha doğrusu Skype hattımıza dönüyoruz. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan var. Bizim stüdyo dinleyicileri geçtiğimiz günlerde de bağlanmıştık kendisine. Hatta bir de söz almıştık. Ondan önce bağlanmış olduk. 1 Mayıs'ta bağlanmış olduk. Sayın Okuyan merhabalar. Merhabalar. Sizin ve Türkiye'deki tüm emekçilerin, aslında bütün dünyadaki emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutlamak istiyorum. Biz Kemal de Okuyan, hoş geldin. Ben de kutluyorum senin de 1 Mayıs'ını. Hoş bulduk. İyi yayınlar aynı zamanda. Teşekkürler. sağ olun. Alparslan Savaş'la beraber 1 Mayıs özel yayınımız saat 14'te başladı. Sizden önce Yunanistan'a gittik. Bir çağrı merkezi çalışanıyla telefon bağlantısı yaptık. Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreterinin mesajını yayınladık. Türkiye'den sendikacıları aldık. Aynı zamanda da enternasyonel çalıyoruz. Bir yandan da Türkiye Komünist Partisi'nin genel sekreterini de yayınımıza almış olduk. Sayın Okuyan, tabii alışık olmadığımız bir 1 Mayıs bugün. Herkes doğal olarak evinde, zaten çıkmak istemediği için de evinde, yani doğrusu salgından dolayı evinde diyelim. Ama bir yandan da sokağa çıkma yasağı var. Nasıl bir 2021 Mayıs'ı görüyorsunuz bugün? Evet, yani bu bizim düşündüğümüz, planladığımız, arzu ettiğimiz 1 Mayıs değil. Ama öte yandan da şunu unutmayalım, yani Türkiye'de 1 Mayıs'lar genel olarak zaten hani normal nedir? Biraz karışık bir kavram, biliyorsunuz Evet, normal, ama doğru. Türkiye'de 1 Mayıs'lar 70'lerden beri ilginç. Bir bölümü bazen çok coşkulu, bazen mücadele dolu geçiyor, ama hep sürprizlere gebe. Bu sefer de insan oğluyla pek alakası olmayan bir virüs açıkçası 1 Mayıs'ı etkiledi. Ama asıl etkileyen tabii ki bu virüse karşı insan sağlığını, toplumu savunmasız bırakan bugünkü sömürü düzeni. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii bugün bakın, bütün emek örgütleri, bizim partimiz de dahil, kimse bir kitle gösterisi çağrısı yapmadı. Yani insanlar doğal olarak bir sorumlu davranıyoruz. Ve halkın sağlığını tehlikeye atıcı herhangi bir şey tabii ki istemeyiz. Ama öte yandan da şunu unutmayalım. Bu 1 Mayıs'ta da milyonlarca kişi çalışmaya mecbur bırakıldı. Üstelik yasa olarak da 1 Mayıs biliyorsunuz tatil. Bir de üstüne salgın var. Bir de üstüne sokağa çıkma yasağı var. Ama öte yandan da birçok işçi çalışmak zorunda bırakılıyor. Bu şunu gösteriyor. Bu sokağa çıkma yasağının salgınla pek alakası yok. Yani bir yandan insanlara evinizde durun diyeceksiniz. Öte taraftan bazı işçileri, ki bu işçilerin önemli bir bölümü zorunlu olmayan sektörlerde çalışıyorlar. Yani insan yaşamının, toplum yaşamının sürmesi için zorunlu bazı sektörlerde üretim sürebilir. Ama bu böyle değil. Yani açıkçası patronların kâr etmesi için her türlü düzenek kurulmaya çalışılıyor. Bunun hesabı, bunun yanıtı mutlaka verilecektir. Yani dediğim gibi biz, bütün devrimciler, yurtseverler, komünistler sorumlu insanlardır. Biz bugün sokağa çıkma yasağına rağmen geçmişte yaşadık. Geçmişte de bir sürü yasak kondu ve bu yasağı insanlar tanımadılar. Binlerce, on binlerce kişi 1 Mayıs'ları kutladı. İstedikleri gibi kutladılar ya da en azından kutlamaya çalıştılar. Bu 1 Mayıs böyle değil. Ama buna rağmen işte Taksim resmen şehir kaleye çevrilmiş durumda. İşte DİSK sembolik bir yürüyüş yapmaya çalıştı ve hemen gözaltına alındılar. Bu hükümetin, siyasi iktidarın aslında halkın sağlığıyla hiç ilgili olmadığını bir başka kanıtıdır. Sayın Okuyan, tabii sizle bağlantımızdan önce sevgili Alparslan Savaş'la bir panorama yaptık. 2019'da hem dünyada hem Türkiye'de işçi sınıfı hangi sorunlarla boğuştu? Aslında birçok fabrikada hem dünyada hem Türkiye'de birçok yerde direniş vardı. Ama bu direnişler Covid-19'dan dolayı ne yazık ki durmak zorunda kaldı. Ama bir yandan da işçiler çalışmaya devam ediyor.
Şimdi sabah Arzu Çerkezoğlu da benzer bir şey söylüyor. Yani evet tamam salgın var diye hani çıkmamızı engelliyorsunuz ama işçiler de çalışmaya devam ediyor. Yani sanki Covid-19 aynı zamanda kapitalizmin diyelim elinde bir maşa olmaya doğru mu gidiyor? Öyle değerlendirebilir miyiz? Salgın ilk ortaya çıktığında bu tehlikeye derhal işaret ettik. Ya bakın kapitalizm her şeyi fırsata çeviren bir toplumsal sistem. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere her şeyden kar elde etmeye çalışıyorlar. Peki bu virüs nasıl kar getirecek? Virüsü bahane ederek işçi ücretlerini baskılayacaklar. İşsizler zaten çok artıyor. Dolayısıyla işsiz artınca patronlar için işçi ücretlerini düşürme imkanı tanıyor. Çünkü işçileri diyorlar ki beğenmiyorsan çalışma senin yerine çok daha ucuza işçi alırım. Şimdi bu büyük bir fırsat patronlar için. Başka ne var? Virüsü bahane ederek insanların toplumsal yaşantısını, siyasal yaşantısını, örgütlenme haklarını kısıtlamaya kalkacaklar. Bunları biliyorduk. Çünkü her zaman böyledir. Yani bir takım şeyler bahane edilir ve denir ki işte kamu düzeni, kamu sağlığı şimdi sırası mı? Yani şimdi sırası mı diyebileceğimiz bir sürü şey yapıyorlar. Ne demek şimdi sırası mı? İnsanlar tabii ki haklarını arayacaklar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bir yandan patronlar ve siyasi iktidarlar, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde krizi, salgını ve krizi bahane ederek işçilerin, emekçilerin ekonomik ve siyasal haklarını, örgütlenme haklarını ellerinden almaya çalışacak. Buna karşı da mücadele gelişecek. Ben şu kadarını söyleyeyim, yani bunu kolay kolay yapamayacaklar. Bakın dünyanın birçok yerinde siyasi iktidarlara dönük tepki çok arttı bu salgın sırasında. Şimdi bu tepkinin üzerine bazı adımlar atmaya kalkarlarsa beklemedikleri sonuçlarla karşılaşacaklardır. Dünyada henüz daha emekçi sınıfları o kadar kolay köleleştiremezler. Yani çok yoğun bir mücadele dönemi yaşayacağız önümüzdeki süreçte hem dünyada hem Türkiye'de. Evet. Sesiniz gelmiyor. Biz sizi tamam. Duyuyoruz. Tamam, geldi. Evet. Devam edin lütfen. Kemal Okuyan, isterseniz ben bir soru sorayım. Bu çizdiğiniz tablonun sonrasında yani tüm dünyada aslında önümüzdeki günlerde değişik öngörüler var. Yani işçi sınıfının içinde bulunduğu durumun daha da kötüleşeceği, bir taraftan sermayeye dönük tüm dünyada yaşanan bu kaynak aktarımının faturasının işçi sınıfına yükleneceği. Yani siz baktığınızda sonrasına ilişkin tabloda işçi sınıfının işçi sınıfı için ne görebiliyorsunuz, ne diyorsunuz? Yani bir karanlık bir dönem mi bizi bekliyor yoksa için başka ışıklar var mı bu dönemin ucunda? Ya şimdi demin de anlatmaya çalıştım. Dünyada işçi hareketlerine, dünya toplumların tarihine baktığımız zaman bu tür zor dönemlerden sonra insanlarda, halkta bir uyanış ortaya çıkıyor. Kaçınılmaz olarak bu. Şimdi bakın daha önce bu meselelere hiç ilgi duymayan, düzene dönük, düzen kavramını dahi bilmeyen, herhangi bir eleştiri getirmeyen birçok kişi bu virüs sırasında Türkiye'de olsun, İtalya'da olsun, İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun ve bu virüsle beraber, salgınla beraber mevcut gidişata dönüp büyük tepki geliştirdiler. Bazı şeyleri kavradılar. Genellikle toplumlar işte zorluklar çıkan dönemlerde, savaşlar, ağır ekonomik krizler, işte böyle salgın dönemlerinde sorgulamaya başlarlar. Bütün bunlar niye oluyor diye. Bakın ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süper güç olduğu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi halkına maske dahi temin edemediği çıktı ortaya. Bunu yüz milyonlarca kişi gördüler.
gördü. Bizim ülkemizde işte ne kadar büyük bir eşitsizlik olduğu fark edildi. İşte evde oturanlar ve evde oturamayanlar diye büyük bir farklılık ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi bunun siyasi alana yansıması olacaktır. Evet, altını çiziyorum. Muazzam bir saldırı bekliyor. Yani iş ücretleri baskılanacak, hayat pahalı olacak, işsizlik artacak. Yani bu vergiler, dolaylı ve dolaysız vergiler halkın sırtına binecek. Bütün bunlar doğru. Ama öte yandan da kara kara düşünüyorlar patronlar da, onların hükümetleri de. Çünkü zaten sıkacak kemeri yok halkın. Biraz daha üzerlerine giderlerse, halk uyanmaya başlarsa, ayağa kalkarsa, hep bunu istiyoruz zaten, kolay kolay yönetemezler ve bunları da yerine getiremezler. O yüzden insanların ayağa kalkmasından başka çaresi yok. Yani ses çıkarmaktan başka, mücadele etmekten başka çaresi yok. Yoksa bütün emekçileri, halkı açlıkla terbiye etmeye kalkacaklar. Yani buna niye göz yumalım? Ya da milyonlarca insan niye göz yumsun? Dolayısıyla hem aydınlığı görüyorum, hem karanlığı görüyorum ve diyorum ki aydınlık karanlığa üstün gelecektir. Evet. Sayın Okuyan, tabii siz Amerika Birleşik Devletleri'nde maske bulunmuyor dediniz ama biz büyük ülke olmanın gereğini yapıp Amerika Birleşik Devletleri'ne maske yolladık. Gerçi biz 2 aydır hala alamadık maskemizi ama mutlaka bir mantıklı açıklaması vardır diye düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Tabii lütfen devam edin, siz aklınızdaki unutmayın ama ben hemen hızlıca sorumu sorayım. Benim soruma da cevaplayıp böyle devam edin. Politik gündemde şöyle bir şunlar konuşulmaya başlandı daha doğrusu. AKP sanki Covid-19 ile ilgili bir başarı hikayesi yazacak. Çok konuşuluyor, rakamların gizlendiği veya artık bu tartışılıyor. Covid-19'dan bir başarı hikayesi yaratacak ve bunu da sanki bir erken seçime götürebilir gibi bir söylem var. Bunu nedenli gerçekçi buluyorsunuz? Şimdi zaten bakın, salgından önce AKP'nin seçmen ya da AKP'nin toplumsal tabanında bir erime vardı. Gözle görülür bir erime vardı. Ve bunu nasıl tersine çeviririz diye düşünüyorlardı. Ayrıca bir erken seçim yapabilir miyiz uygun bir anda, daha da erimeden, bunun arayışlarını sürdürüyorlardı. İşte Suriye'deki operasyonlar falan, Libya meselesi, bütün bunlarda bir denemeler yaptılar. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü ekonomik kriz ciddi bir şekilde kendisini hissettiriyor. Şimdi bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyorlar ki bu doğru değil. Yani büyük bir beceriksizlik var. Yani başarılan kısmı var. Bu başarılan kısmında da ilk sıraya yazılacak olan şey sağlık emekçilerinin özverisidir. Kimse onların rolünden çalmaya kalkmasın. Bunu unutmayalım. Ayrıca Türkiye'de kamu kaynaklarının özel hastanelere, özel sağlık sistemine ne kadar aktarıldığını biliyoruz. Buradan kaynaklanan kimi göreli rahatlamalar var. Bunları hiç karıştırmak istemiyorum ama asla ve asla AKP'ye dönük bir başarı öyküsü çıkmaz buradan. Çıkarmaya çalışacaklar. Bunun propagandasını yaymaya çalışıyorlar. Komik işler de yapıyorlar. Mesela bu İsveç'ten hasta getirmek gibi. Bunlar ne kadar etkili oluyor bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bu ekonomik krizde bu siyasi iktidar ağzıyla kuş tutsa, yani gerçekleri çarpıtsa, öyküler yazsa, yeni senaryolar yazsa bir şey yapamaz. Etkili olamaz. Dolayısıyla bir erken seçim için ekonomik koşullar çok da uygun değil. Bakın, bir de ortada herkesin hayatını allak bullak eden bir salgın var. Buradan zafer türküsüyle nasıl çıkacak bu siyasi iktidar? Yani insanlar hastalandılar, çile çektiler. Dediğiniz gibi işte maske yok ortada. Yani sağlık çalışanlarına 20 gün boyunca maske ulaşmadı. Daha sonradan temin edildi. Şimdi herkese maske ulaştırıyoruz deniyor. Ben rastlamadım. Yani maske ulaşmış kişiye rastlamadım ama dağıtılıyor diye bir propaganda yapıyorlar. Böyle buradan bir efsane var, evet. Buradan bir başarı öyküsü çıkmaz. Şu olur. Tepkileri biraz şey yapıyorlar, kafa karıştırarak. Kendi tabanını
konsolide etmeye çalışıyor. Ama benim gözlemlediğim AKP'nin desteğinde herhangi bir artış yok. Tam tersine erime sürmeye devam ediyor. Bir de şunu unutmayalım. Bakın henüz daha yara kanıyor. Yani salgınla ilgili olarak toplum henüz daha panik içerisinde ya da bu şaşkınlığı atabilmiş değil. Ama birkaç hafta sonra, bir ay sonra ekonomik krizin yükü iyice hissedilecek. Seçimi de herhalde bir haftada yapamayacaklar. O yüzden de ben evet hep fırsat kolluyorlar, türlü hesaplar yapıyorlar, ne var kafalarında ben bilemem. Ama şu anda siyasi iktidarın pek de toplumda yaygın bir desteğe sahip olduğunu söyleyemem. Peki Türkiye Komünist Parti de 1 Mayıs'ı sosyal medyadan çeşitli etkinliklerle kutladı. Akşam 21'e siz de çağrı yaptınız mı Sayın Okuyan? Tabii ki. Yani buradan da tekrar edelim. 21'de pencerelerde, evlerin bahçeleri, yani balkonlar neredeysek ve çalışıyorsak, çalıştığımız yerde hep beraber 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Evet, bu yıl değişik bir 1 Mayıs oldu. Bu dünyanın her yeri için geçerli. Bakın evet. Küba'da yıllar sonra ilk kez kitlesel bir 1 Mayıs gösterisi düzenlemediler. Bu bir yasak olarak görmeyelim. Bizim kendi aldığımız, hep birlikte bütün sorumlu devrimcilerin, emekten yana güçlerin aldığı bir karardı. Ama saat 9'da hep birlikte bu sömürü düzenine karşı emeğin sesini, dayanışmasını, birliğini göstereceğiz. Bütün Yön Radyo dinleyicileri de eminim ki saat 9'da kendi seslerini bu emeğin sesine katacaktır. Evet, biz de Yön Radyo dinleyenlerine çağrıda bulunduk. Saat tam 21'de Timur Selçuk'un sesiyle 1 Mayıs marşını çalacağız. Balkonlarda Yön Radyo'da açık olursa herkes de dinlemiş olur. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar 1 Mayıs bayramınızı kutluyoruz. Varsa son cümlenizi alalım. Evet, yani son cümlemiz hiçbir zaman boyun eğmeyelim. Eninde sonunda karanlık yenilecektir. Yaşasın 1 Mayıs. Teşekkür ediyoruz Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a. Teşekkürler Kemal Okuyan.